Evet, şu anda yanımızda bir uzman var ve bu uzmandan uzmanlık alanı ile ilgili bilgi almak istiyorum. Gençlere kendisinin faydalı olacağını düşünüyorum. Buyurun. Sevgili Ümit Subaşı bir altılı ganyan uzmanı. Evet. Bir beygirci. Kendisiyle altılı ganyanla ilgili ufak bir konuşma yapmak istiyorum ve altılı ganyan tiyolarını almak istiyorum. Altılı ganyan oynayanlar, at yarışı oynayanlar buraya. Evet. Buyurun Ümit Bey. Buyurun, sorunuz varsa alayım. Birinci sorum, insanlar at yarışı oynarken nelere dikkat etmeliler? Birinci sorunuzu tebrik ediyorum. Çok güzel bir soru buldunuz kendinize. Birinci sorunuza şöyle cevap vereyim ben sizin. Altılı ganyan oynayan arkadaşların öncelikle bu işe çok ciddiyet vermelerini isterim. Çünkü söz konusu olan küçük ya da büyük hiç fark etmez paradır. Bu oyun parayla oynanır ve kaybedeceğiniz şey paradır. Sadece umudunuzu kaybetmezsiniz. Yarın için kaybedeceğiniz şey cebinizdeki paradır da aynı zamanda. Bunun için çok kapsamlı bir çalışma yapmanız gerekiyor. Yani kapsamlı çalışma dediğim şu. Yani jokeyi Facebook'ta ekleyip abi bana tüyo ver demek değil. Çıkan bültenler var. Çok güzel bültenler var. Lider form gibi, işte puanlı gibi. Koş Amerika. Yani bu tarzda bültenler var. Bültenleri alıp oradaki derecelere çok dikkat edin. Dereceler aslına bakarsanız %70 oranında doğrudur. Yani bir at gerçekten de 3-4 bültende birden, aynı bültende birden, aynı anda işte süre olarak 1 saniye 2 saniye belki oynayabilir aralarında veriyorsa mesela işte 600'ü, 800'ü, 1200'ü aynı sürelerde 50, 52 ne bileyim işte 1-0-1, 1-0-2 veriyorsa bu muhtemelen gerçektir. Yani tabii yalan söyleyenler de var, at saklayanlar da var. Yani altılı camiasında bu tip insanlar var ama öncelikle söylemek istediğim şey bu. Yani sayısal rakamlara çok dikkat etmeniz. Bu birincisi. İkincisi atın, at da sonuçta canlıdır. Yani atın siz kendiniz, atı da bir canlı varlık olarak kendiniz gibi düşünün. İşe gittiğinizde her gün mutlu gitmezsiniz. Bazen iyi gününüz olur, bazen eşref saatiniz olur, bazen kötü gününüz olur. Yani at da böyle bir varlıktır, canlı bir varlıktır ve çok iyi at bile o gün gününde değilse koşmayabilir. Ne yaparsanız yapın. Üzerindeki jokey de eksik koşarsa yani jokeyini atını teşvik etmezse jokey o at çok verim sağlayamaz o günkü koşuda. Bu yüzden buna da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bir at üst üste 5 koşu kazanmışsa 6. koşuyu kazanacak anlamına gelmez kesinlikle. Yani bu yüzden de neye dikkat etmeniz gerekiyor? O koşudaki 5 yarışı üst üste kazanmış atın daha önce hangi pistte kazandığını, hangi mesafede kazandığını ve karşısındaki rakiplerin eğer ki son koşuda veya son 2 koşuda kendisiyle birlikte koşup koşmadığına mutlaka bakın. Yanında buna ilaveten atın, ikinci olmuş atın ve birinci olmuş atın arasındaki saniye, salise ve derece farkına ve kaç boy olduğuna mutlaka bakın. Hiç ummadığınız bir at 5 yarıştır yarışı kazanır ama yağmur yağar, ikinci olan at 6. koşuda onu geçebilir. Veya kısa koşmuşlardır, 1600-1800 koşmuşlardır, uzuna çıkarlar. İkinci veya üçüncü olmuş at uzuna giden çok iyi bir attır. Yani orijin meselesidir bu, yani anneden babadan kaynaklanan kan attıdır atlarda. Uzun mesafede 2200'de, 2400'de çıkıp kazanabilir. Şimdi ben bu at yarışı işinden hiç anlamam. Kendisi az önce dedi ya, işte jokeyleri Facebook'tan ekleyip soru sormayın şu bu falan filan gibisinden. Kendisi hem gerçek hayatta hem internet ortamında jokey, at sahibi, seyis, apranti. Evet, bir yani, arkadaşım var. Bir at arkadaşınız yok galiba. Atlar da Facebook hesabı açmaya başlayınca Facebook arkadaşları onlar ya da gerçek hayatta at arkadaşları. Gerçek hayatta da birçok sevgili dostum var, birçok arkadaşım var. Çok değer verdiğim at sahibi, yarış yazarı, kondisyoner, bir sürü arkadaşım var Türkiye'de bu konuda ki ben aşağı yukarı 20 yıldır bu işin içerisindeyim. Yaşım 36 ama ben 16 yaşımdan beri bu işin içindeyim. Yani 96'dan beri bu işin içerisindeyim. Yani 20 sene az bir zaman değil yani bakacak olursanız. Ama tabii işin şu kısmı da var. 20 sene bunu gidip yani günde bir çay içip bir altılı yapıp evine dönen adam da var. 20 sene boyunca araştırıp bilgi sahibi olup bu işin uzmanlığına, kökenine inen insanlar da var. Yok değil. Yani ben hadi biraz mütevazı olayım bu konuda. Ben 20 sene benim gözümde çok fazla bir zaman değil. Yani sonuçta bu işe 50 yılını vermiş, yarım asrı devirmiş büyük üstadlarımız, abilerimiz var. Onlar bile yanılabiliyorlar. Ama tabii
bu biraz da hani şey işidir, şans işidir. At koşar, baht kazanır sonuçta. Benim tavsiyem çok istatistiklere çok dikkat etmeniz. Yani bu böyle hani işte bana tüyo geldi, Veliefendi'de dayım var, işte Osman Gazi'de işte dedem var, bilmem ne, bunlara seyis arkadaşım var, at kendi söylemiş ben geleceğim diye. Yani bu tür şeylere itibar etmeyin. Böyle bir de şunu söylemek istiyorum. Ganyan bayilerde çok fazla kendinizi kaptırıyorsunuz. Yani arkadaşlar, ne kadar bağırırsanız bağırın, atlar sizi duymaz. Boşu boşuna bağırmayın. Yürü be oğlum, yürü be oğlum demeyi biliyorum ben. Yani bunu böyle böyle söylemek, ben de bağırmıyorum demiyorsun. Yani böyle yani söylemek kolay ama ben Veli Efendi'ye gittiğim zaman bağırmadan duramıyorum. Bu işin zevki de bu. At yarışı futbola benzemez. Çok başka bir hastalıktır. Benim tavsiyem... Ben benim futbol sevgime atıfta bulmuş oldum. Yani arkadaşlar, ben şöyle söylemek istiyorum size. Lütfen cebinizdeki paranın kıymetini bilin. Yani bunu bir zevk haline getirin. Yani oyunu zevk için oynayın. Kumar olarak oynamayın. Sizden ricam bu. Çünkü kumar olarak, para kazanma yanlısı olarak oynadığınız zaman işin rengi değişir. O zaman evi ipotek ettirip basabilirsiniz yani oyuna. Bu dereceye getirir sizi. Çünkü çok büyük bir bağımlılıktır. Uyuşturucu gibidir at yarışı. Ama ne dedim? Yani bunu kumar haline dönüştürürseniz çok tehlikeli bir silah dönüştürür. Yoksa Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi at yarışları modern toplumlar için bir ihtiyaçtır. Yani bu spordur ve çok eğlenceli bir spordur. İzlemesi, seyretmesi, işte at sürmesi bile, yani jokeylik çok inanılmaz güzel bir şeydir. Benim sizlere tavsiyem, kendi bütçenize göre her günde oynanacak bir şey değildir bu. Hafta sonları zevkinize, keyfinize göre gidip bir çıtır kupon yapıp, hatta 1-2 arkadaş, 2-3 arkadaş bir araya gelip ortak bir kupon da yapabilirsiniz meblağı biraz arttırarak. Güvendiğiniz atı da içinizden size, gerçekten de bunu samimiyetimle söylüyorum, içinizden bir adam, içinizden birisi size bu atı yaz diyorsa o atı yazın mutlaka. İçinden geliyorsa mı yani? Evet. Kendi o atı çok güveniyorsa mı? Kendi içinden geliyorsa, ya sürekli o bültende işte 7 numara atıyorum. 7 numara, 7 numara, 7 numara sürekli o gözüne takılıyorsa o atı yazın. Yani pencere bırakmayın. Tecrübe konuşuyor. Ben yani hiç anlamam, hiç bilmem. Oynayacak olsam kendisine sorarım ama oynamıyorum. Başka sorunuz varsa alayım hemen. Şu anda beygirlerle ilgili başka sorum yok ama ilerleyen zamanlarda altılı ganyan konusunda bana gelen sorular olursa, bu videonun altına yapılan yorumlar olursa ben de kendisine iletir. Tabii. Kendisine bu soruları sorarım. Memnuniyetle cevaplarız arkadaşlar. Bu işte tecrübeli olanlar yorumlarını yaparlarsa, sorusu olanlar sorularını aşağı yazarlarsa, videoyu beğenip abone olurlarsa. İşin tabii bir de farklı boyutu var. Sadece ben yurt dışında yaşadığım için söylüyorum. Sadece Türkiye için değil, yurt dışı yarışlarıyla ilgili, ki bu konuda ben yurt dışında yaşayan tek insan olduğumu düşünüyorum. Bunun hakkında konuşabilecek. Bu kadar bilgili olan. Yani bunun hakkında yurt konuşabilecek. Yurt dışı konusunu başka bir videoda konuşalım. Tabii, tabii. İşte çok apayrı bir şey yapalım. Yurt dışı yarışları, yani yabancı yarışları ayrı bir konu yapalım. Yurt dışı yarışları ve yabancı yarışlar için bilmek, öğrenmek istediğiniz şeyler varsa mutlaka sorun. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Çünkü benim esas, ben 13 senedir yurt dışındayım. Benim esas uzmanlığım yurt dışı yarışları üzerinedir. Evet, o konuda da gerçekten çok tecrübelidir, ben yani şahidim. Türkiye'de de Reşat Köstem abimiz vardı. Onun haricinde de işte genç, benimle yaşıt olan arkadaşım, sevgili arkadaşım Şair Gencoro vardır. Şair Gencoro'nun yorumlarına mutlaka kulak verin. Mutlaka yabancı yarışlarda, çünkü orijin uzmanıdır kendisi. Eğer bir şey söylüyorsa onun geçerliliği vardır. Şair Gencoro'yu mutlaka takip edin diye söylemek istiyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere. Sorularınız varsa kendisine iletirim. Bekliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.